eşleşmeler de önemli. Mustafa ile Emre Hasan Balcı'yı eşleştirmiş durumda. Özellikle Muhammed Reis'e İlhan'ı vermiş durumda. İşte bu çıkışlar çok önemli. Raşit Sevinç'in açısından... Uzaklardan bir gol! Gol! Raşit Sevinç'in muhteşem bir gol! 32. dakika, Raşit yine çıktı sahneye. Muhteşem bir gol atıyor. Ondan önce biz Spor Denizaltı Türk Stadı'nda biz bir önde. Raşit Sevinç'in 35 metre uzaklık yaklaşık topu alana gönderiyor. Adana Demirspor takımı Denizaltı Türk Stadı'nda 1-0 önde. Golün adı Raşit Sevinç'in. Müthiş bir sevinç var taraftarlarda. Gerçekten muhteşem bir gol Reşat Yılmaz. Evet, daha giderken onu söyledik. Onun yeteneklerini çok iyi bildiğimiz için. İyi vurur toplara, vurdu. Tabii Ergin de hatası var ama top iyi yere de gitti. Adana Demirspor öne geçti. Tribünler çıldırdı. Adana Demirspor'un Ercan Albay tarafından yaptığı strateji yerini buldu. Çabuk çıkmak istedi ve çıktı. Raşit de golü buldu. Mücadeleye Balıkesir Spor takımı başladı. Adana Demirspor playoff'ta 1-0 önde. Avantajı ele geçiriyor Adana Demirspor takımı 32. dakikada Raşit Bey. Gerçekten muhteşem bir gol izledik Reşat Yılmaz. Selim sağ taraftaydı. Uzaklardan kaleye baktı. Balıkesir Sporlu oyuncu Caner şimdi ortası içeri doğru. Süleyman topu göğsüyle kaleci Şener'e bırakıyor. Şener'den de oyuna soğutmaya yönelik bir hareket, rakibinin üzerine gelmesini bekledi. Kaleci Şener barajın biraz daha ayrılmasını istedi. Barajda iki kişi var. Ceza alanı önündeki futbolcuların biraz ayrılmasını istedi. Yan yana durmasını istemedi. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Savunmaya çarpıyor Soner. Taç atışı kullanıldı. İki kişinin arasında İlyas Farbeke'de oyun devam ediyor. Soner bu arada sert bir müdahale. Maçın hakemi yine durdurmadı oyunu. Şimdi durduruyor. Üç oyuncu yerde. Hava topu mücadelesinde bu arada hemen başlattı oyunu. Mustafa Kayabaşı maçın hakemi, bekleyin diyor Balıkesir Spor'da oyunculara. Daha sakin olması gerekir. Sarı kart Burak. Demirsporlu futbolcuların kartlar çok tehlikeli bu tip maçlarda. Serbest vuruş kullanacak topun başında. Kerem var, Kerem Gülbahar tek kişilik baraj. Ceza sahasına doğru gönderiyor. Savunma uzaklaştırdı, ceza sahasına düştü top. Tehlikeli pozisyon. Penaltı beklentisi oyun devam etti. Oyun devam ediyor. Topu dışarı gönderdi bu arada. Şimdi köşe vuruşu kullanılıyor. İçeri doğru gönderildi. Savunma uzaklaştırdı. Ceza alanı öne. Bir vuruş daha. Kale içerisinde altı pasla Tunay bu kez uzaklaştırıyor. Ve ilk 45 dakikanın son düdüğü geliyor Volkan Bayarslan'dan. İlk yarıda tek gol. 32. dakikada Raşit Sevindir'in yaklaşık 30-35 metre uzaklıktan muhteşem golü var değerli futbol severler. Adana Demirspor takımı playoff'ların ilk maçında devreyi 1-0 önde kapatıyor. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Ve ikinci yarı başlıyor. Coşkun Yılmaz sol tarafa gönderdi. Tehlikeli geliyor. Muhammed Reis, Muhammed Çalım'ın attı. Vuruşunu yaptı dışarıda. Derin bir oh çekiyoruz. Şimdi köşe vuruşu kullanacaklar. Orta içeri doğru, savunma uzaklaştırıyor. Bir orta şansı daha. Bu arada yerde bir oyuncu var Adana Demirspor'da. Keremcan Akyüz maçın hakemi, oyunu durduruyor. Şimdi işaret geldi. Orta arka tarafa doğru kaleci tek yumruk. Harikasın Şener. Topu dışarı tokatlıyor kaleci Şener Özcan. İkinci yarı Abdullah dikkat ettiysen Muhammed Reis iki pozisyona girdiler. İkisi de ondan. İlk yarı İlhan onu çok iyi kitlemişti ama ikinci yarı biraz daha rahat oynuyor. Bu arada orta geldi içeri doğru. Penaltı beklentisi. Oyun devam etti. Atak sürüyor. Yerden bir orta dışarı gitti. İnanılmaz bir gol kaçıyor. Derin bir nefes. Bu maçı alacağız biz Abdullah. Evet, bu maçı alacağız. Dönüm noktası olabilir. Kalenin içerisinden out'a gönderiyor topu Balıkesir Sporlu oyuncu.
Bu yıl şans bizden yana olsun hocam. Evet. 3 pozisyon. Buz gibi olduk bir anda. En neti buydu. En neti buydu. Allah esirgedi bizi. Netin de neti hocam bu. Kale içerisi bomboş. Sağ tarafta Caner derinlemesine gönderiyor. Yerde kaldı. Balıkesir sporlu oyuncu. Oyun devam ediyor. Mustafa Kayabaşı ceza sahasında. Arka tarafa gönderiyor. Boşta kalan top. Tunay topu kornere gönderiyor. Bu baskıdan kurtulması lazım Adana Demirspor takımının. Hadi çocuklar kendinize gelin artık. Haydi bakalım. Köşe vuruşu kullanacak Balıkesir Spor takımı. Atak yönü sol kanat. İki takımın taraftarları da muhteşem bir uğultu oluşturuyor. Deniz Atatürk stadında orta geldi. Savunma uzaklaştırıyor. Ani atak şansı olabilir mi? Top hızı sağ tarafta Caner aldı. Caner karşısında Burak. Caner orta içeri doğru uzaklaştırıyor İlhan. Şimdi Soner. Caner'den kurtardı topu. Soner sağ tarafa gönderdi. İşte bu an için sağ tarafta Erçay Virgen. Sol tarafında İlyas vardı. Şimdi oraya doğru gönderildi top. Raşit Sevindir. Raşit ceza sahasında vuruşunu yaptı dışarıda. Raşit Sevindir. İkinci yarıda bu da Adana Demirspor'un en net gol fırsatı. Evet. Skor anlamında işler yolunda ama oyunsal anlamda işler şu anda çok iyi durumda değil açıkçası. Ercan Hoca'nın bir oyuncu değişikliği yapmasını bekliyorum açıkçası. Orta geldi içeri doğru serbest vuruş kullanıldı. Salih Sefercik arka tarafa gönderiyor. Kötü bir vuruş. Kazanma isteği ikinci yarı başladığı andan itibaren kayboldu gibi. Ercan Hoca'nın oyuncu değişikliğine gitmesi gerektiğine inanıyorum. Topu uzaklaştırıyor. Rakip yarı alana gönderdi İlyas. Topu kontrol etti. Erçay Virgen aldı şimdi. Hani atak olabilir. Erçay Virgen sol tarafa gönderiyor Soner. Önünde Raşit vardı. Soner Ergençay. Çok iyi bir çalım. Kaya baktı. Vuruşunu yapıyor Ergin. Mustafa Kayabaşı. Mustafa Kayabaşı yerden gönderdi. Coşkun Yılmaz kaleci geçti. Kale boş. Penaltı beklentisi. Oyun devam ediyor. İnanılmaz bir müdahale geldi. Hocam bir an önce bu baskıdan kurtulmak lazım. Evet, bu maç böyle bitmez. Çok pozisyon vermeye başladı Demirspor takımı. Uğurtan'ın da savunma yönü kuvvetli bir oyuncu. 63. dakikada Soner'in yerine Uğurtan oyunda kafayla topu kalecisine gönderecekti Burak. Hatalı bir pas oldu. Yine tehlikeli bir atak. Vuruşu hadi yapan Coşkun Yılmaz. Toparlayın kendinizi. Kesin spor takımı atak yönüne göre sol kanattan köşe vuruşunu kullanacak. Orta geldi içeri doğru. Tek yumrukla uzaklaştırıyor. Ceza sahası dışı. Caner şimdi arka tarafa gönderdi. Süleyman uzaklaştırıyor Erçağ Evirgen. Uzaklaştıramadı topu savunmadan Erçağ. Sol tarafa geldi. Muhammed Reis. Muhammed ceza sahasına doğru dolduruyor. Kerem kafayla uzaklaştırdı. Balıkesir spor takımı temposunu biraz düşürdü birkaç dakikadır. Adana Demirspor'un işine yarıyor bu oyun. Dakika 69. Hüseyin Kar da Balıkesir'de etkiliydi. Onun çıkması da bir avantaj diye düşünüyorum. Taç kullanacak bu arada oyuncu değişikliği için. İşaret geliyor. İlyas'ın yerine Burhan Coşkun oyuna girecek sevgili seyirciler. Koza TV ekranlarında canlı yayında birlikteyiz. Mücadele devam ediyor. 73. dakika. İlyas oyundan çıkıyor. Yerine Burhan Coşkun oyunda. Santrofor değişikliği yaptı Ercan Albay. Kerem Gülbahar. Kerem sol kanattan geliyor Balıkesir Spor. Arka tarafa gönderdi Coşkun Yılmaz. Bir kafa Şener. Rıza. Orhan Terzi. Kerem. Mustafa Kayabaşı top bekliyor şimdi ona doğru. Sol tarafta Kerem. Kerem çalımı Erça arka tarafa gönderiyor. Bir kafa dışarıda. Yine çok tehlikeli geldi Balıkesir spor takımı. Oyuna girecek Rıdvan. Adana Demirspor 3. ve son oyuncu değişikliğini gerçekleştirecek az sonra. Zannetmiyorum ama bakacağız. Salih Sefercik. Salih pasını aktardı Mustafa Kayabaşı. Mustafa önünü boşalttı. Mustafa vuruşunu yaptı dışarıda. Berabere olabilirse maç hocam ilerleyen dakikalarda faydalanabilir diye. Raşit'in neler yapabileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Skor avantajı var. Savunma artık tamamıyla savunma yapacağı için.
Raşit rakip yarı alanda. Salih karşısında Raşit. Onu geçti. Raşit Sevindir kaleye baktı. Sağ tarafa doğru çok iyi bir pas. Sağ tarafta Rıdvan topu kontrol etti. Son çizgide Rıdvan içeri baktı. Ortası arka tarafa doğru. Tunay Emre. Tunay Emre paslaşması. İlhan. Rıdvan. Orta içeri doğru dokunamıyor. Burhan Coşkun dokunamadı. Bu arada oyunu durduruyor maçın hakemi. Serbest vuruşu kullanacak. Topun başından Muhammed. Yanındaki arkadaşına gönderdi. Uzaklardan kaleye bir vuruş Şener. Bravo Şener. Bu arada meşaleler yakılıyor Adana Demirspor tribünlerinde. Galibiyet sevinci muhteşem görüntüler oluşturuyor Denizli Atatürk Stadında. Adana Demirspor taraftarları. Rıdvan Koçak. Zaman geçiriyor Rıdvan. Muhteşem görüntüler var tribünlerden. Gözlerimizi alamıyoruz sevgili seyirciler. Denizli Atatürk Stadında meşaleler yakıyor Adana Demirspor taraftarları. Bu arada görüş alanımız oldukça daraldı. Sahaya atılan meşaleler var. Görüş alanı neredeyse sıfıra düştü. Sevgili futbol severler, sahayı göremiyoruz şu anda bulunduğumuz bölümden. Kameralar da aynı şekilde. İlhan uzaklaştırıyor ve bitti. Adana Demirspor yarı finalde. Yarı finalde sevgili seyirciler. Adana Demirspor takımı yarı finalde Buksaş'ın rakibi oluyor. Pazar günü oynayacak sevgili futbol severler. Yarı finaldeyiz. İlk yarıda 32'de golü bulduk. Muhteşem sevinç var tribünlerde ve saha içerisinde Adana Demirspor futbolculardan. Yarı finale kaldık. İkinci yarının başında çok sıkıntı yaşadı Adana Demirspor takımı kalesinde. Ve Balıkesir Spor'u eledi Adana Demirspor takımı sevgili seyirciler. Yayınımız devam ediyor. Reklamlara gitmeyeceğiz. 22.45'e kadar.